Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Yenikapı'da araçları sergileyerek AKP israfını deşifre eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. 1994 yılında kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bugüne kadar hep iftihar duyduğum ve ömrüm boyunca da gururla yad edeceğim bir vazife olarak baktım. Belediyelerdeki işten çıkarmaları örnek gösteren Erdoğan, kendi döneminde devri sabık yapmadıklarını, hiç kimseyi ekmeğinden etmediklerini ileri sürdü. Oysa Cumhuriyet Gazetesi'nden Miyase İlknur arşivleri açtı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde binlerce işçiyi işinden ettiğini belgeleriyle ortaya koydu. Cumhuriyet Gazetesi o bilgileri manşetten duyurdu. Kimsenin ekmeğiyle oynamadığını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İBB koltuğuna oturduktan sonra İston'dan 139, Suser'den 1200, Metro AŞ'den 45 işçiyi kapının önüne koydu. 47 bürokratı Sarıgazi'de prefabrik bir şantiyeye sürdü. Memurlara mobbing uygulandı. Çoğu çalışan emekliliğini istedi ya da istifa etti. 18 Eylül 1994'te Darul Acize Vakfı zabıtalar tarafından basıldı. Eşyalara el kondu. 68 yaşındaki vakıf başkanı Cahit Özden, zabıtalar tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. 1919'daki Darul Acize Vakfı nizamnamesine göre belediye ile bir ilgisi bulunmayan vakfa el kondu. Vakıf yönetiminin idare mahkemesine açtığı iki davayı da İBB kaybetmesine rağmen mahkeme kararını uygulamadı.